Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz birkaç malzeme ile çok güzel bir kahvaltılık yapacağım bugün sizlere. 3 tane yumurta, 1 kase peynir, 2 tane de domatese ihtiyacımız var arkadaşlar. Oldukça pratik bir tarif. Şimdi domatesleri gördüğünüz gibi 3 parçaya bölüyorum ama benim kullandığım domatesler çok büyük değildi arkadaşlar. Eğer sizlerin domatesi biraz daha büyükse daha fazla sayıda dilimler çıkarabilirsiniz domatesinizden. Ben küçük bir tavayla yapacağım için 6 dilim domates benim işimi görür arkadaşlar. Şimdi domateslerimi gördüğünüz gibi altı tane yuvarlak dilim halinde kestim. Tavanın içine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Şimdi yağımın erimesini bekleyeceğim. Yağ eridikten sonra domateslerin önce arka yüzleri alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Böyle uçta kalan Tarafları için tabii ki. Yaklaşık birkaç dakika kadar tereyağın içinde domateslerin bu yüzünün pişmesini bekleyeceğim. Biraz yağ aromasının domatese geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Domates böyle hafif bir şekilde kızarmış olacaklar. Yaklaşık iki buçuk üç dakika arasında yeterli oluyor domateslerin bu yüzünün pişmesi. Şimdi hemen diğer tarafına çevireceğim domateslerin yüzünü. Bakın sizlere altında göstereyim. Böyle hafifçe bir kızarıklık meydana geliyor domateslerde. Şimdi tüm domateslerimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kabuklu tarafları alt tarafa bakmıştı önce. Şimdi onları ters çevirdim. Yumurtayla peynirimi de bir kabın içinde çırptım arkadaşlar. 3 tane yumurta bir kasede peynir kullandığımı söylemiştim. Dilediğiniz peynir de kullanabilirsiniz. Şimdi bu karıştırdım yumurta ve peynir karışımını da domatesimin üstüne aldım. Şimdi ateşimizi birazcık kısalım ve yumurtaların üstünün de güzel pişebilmesi için ağzına bir kapak kapatalım arkadaşlar. Çok yüksek ateşte yaparsanız yumurtalarınız bir anda alt tarafı pişecektir ama üst tarafı pişmeyecektir. O yüzden hafif ateşte ağzına kapak kapatarak yumurtalarımızın altının da üstünde güzel pişmesini sağlayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet yumurtalarımızın da üst kısmı sertleşmeye başladı. Spatulayla tavaya yapışan yerlerini de şöyle ayırıyorum arkadaşlar. Sonra tavamı sallıyorum ki yumurtanın alt kısma yapışmamış olduğundan emin olayım diye. Eğer bu şekilde yumurtanız sallanıyorsa tavanın içinde ve üstü de sertleştiyse artık yumurtamızı ters çevirebiliriz arkadaşlar. Uygun bir tabağı tavanızın üstüne alarak benim yaptığım gibi ters çevirme işlemini yapabilirsiniz. Alt kısmına ben yeniden yağ dökmeyeceğim. Yumurtanın içindeki yağ benim için yeterli. Ama biraz daha tereyağlı olmasını istiyorsanız tavanızın altına bu aşamada çok az bir miktar tereyağı ekleyebilirsiniz. Evet yumurtam çok güzel pişti arkadaşlar. Domatesler de tereyağın içinde kızardı. Böyle aroması harika oldu. Yumurtamı ben yaklaşık şimdi 1 dakika daha pişmesi için bekleyeceğim. Çok pişmiş istemiyorum çünkü bu yumuşaklık benim için yeterli. Birazdan servis edeceğim arkadaşlar. Önce üstüne maydanoz epilemek istiyorum. Ve böylece videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Sizler için çok kolay az malzemeli bir kahvaltı tarifi paylaştım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.